Ben Erdin Şomaç. Ben kanalımızın yengesi. Fotoğraf çekme kolay, hoş geldiniz. Nereden içerik yapıyoruz seçim bugün? Dostlar, bugün Çeşme'deyiz. İşte bunca koşuşturmadan ve zorluklardan sonra bir kafa dinlemeye geldik. Çok da güzel oldu. Çeşme çok rüzgarlı, Türkiye'nin genelinde olduğu gibi. Ama bize iyi geldi. Burada bol bol video çektik, bol bol resim çektik. Bu içerikle ilgili de göreceksiniz. Bizim çok hoşumuza gitti. Umarım sizin de hoşunuza gider. Şimdi XH, 2S ile ilgili içerikler yapacağım demiştim ya. İstedim ki bu ilk içerik olsun. Bu içeriğe de şöyle bir isim verdim. XH, 2S ile tatil yapmak. Şimdi daha önce genellikle ben hiçbir makinemde çok kullanmayı sevmediğim, gerek XS 10'da gerek diğer makine, şurada bir doğrudan doğruya bir şey düğmesi var ya, video kayıt düğmesi var ya, vallahi sevgili dostlar, bu sefer onu kullanmaya karar verdim. Ve baktım ki bu düğme 4K 30 FPS ve neyi tercih ediyorsanız, Eternal'sa, Classic Chrome'sa ya da işte Tobia'ysa onda kaydını yapıyor ve herhalde şeyi ayarladım, ben yanlış bilmiyorsam da diyafram ayarlı yaptım. Diyafram öncelikli ayar yaptığım için de enstantaneyi tamamen ona bıraktım. Yani bu bir tatil videosu olacağı için sinematik görüntüye çok da umursamadım. Önemli olan o anki görüntüyü yakalayabilmekti. Buna mukabil fotoğraflarda da aynı şekilde diyafram önceliğini tercih ettim. Ve bu içerikleri iki tane ana lensle yaptık değil mi Seçil? Bir tanesi 16-80 f4, diğeri de 10-24 f4. Ben oldukça başarılı şeyler yakaladığımızı düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Evet, çünkü ortamımız değişti. Kapadokya'dan çıktık. Denizli, güneşli yere geldik. Manzara da değişti doğal olarak. Çok böyle renkli, hoş, yeşili bol. Hoş, çok hoş resimler çıktı bana göre. Evet, yani oldukça güzel resimler çıktı. Güzel de videolar çıktı. Evet, yani tabii ki bir F-Log 2 kaydı beklemediğimizi düşünüyorum. Ama zaten onunla da uğraşmak istemeyen insanlar bu hızlı video kayıt düğmesini kullanacaklardır. Ama şunu görmek istedim. Bu makina gerek otofokusuyla ilgili, gerek de işte video kayıt başarısı ve performansıyla ilgili normal kullanıcıya neler verebileceğini denemek adına biz bu içeriği yaptık. Değil mi Seçil? Evet. Hem de doğrusunu isterseniz, hani ne zamandır diyordum ya, biz artık tatillerimizi falan pek belgeleyemiyoruz. İşte bu makinalarda artık çok fazla beklentiye giriyoruz falan. Valla dedim ki acaba bu düğme bu beklentileri ortadan kaldırabilir mi? Ha. Böyle bir deneme yaptım. Bence de oldu be Seçil. Sanırım bence de oldu. Şimdi size kısa bir video, tatil videosu seyrettireceğim. Bu videodaki görüntüler hiçbir şekilde düzeltilmemiştir. Ses de tamamen kameranın mikrofonundan kaydedilmiş seslerdir. Onları da düzeltmeyeceğim ki neyle karşılaşabileceğinizi iyice farkına varın diye. Hadi sevgili seyirciler, şimdilik birazcık seyredelim. Gerek fotoğraf, gerekse video. Gerek yok Alaçatı'ya. Gelmişken görürüz Alaçatı'yı. Alaçatı'yı.
kurulardan bir tanesi. İşte Çeşme'ye uzun zamandır gelmiştik. Belki 10 senesi var. Bayağı da gelişmiş, bayağı da güzelleşmiş, büyümüş. Şimdi marinadayız. Çok güzel. Şerefimize, limonatamızı içiyoruz. Keyfimize bakıyoruz. Mutlu olmaya bakıyoruz. Hayatta bu. Hepinizi öpüyorum. Biz Alaçatı'ya nasıl geldik? Bayağı maceralı. Şimdi navigasyona uyduk biz. Port Alaçatı diye bir yer var. Oraya gittik. Acayip bir yermiş. Müthiş yani, hakikaten. Türkiye'de gördüğüm en zengin portlardan birisi. Sonra navigasyonumuzu çevirdi. Geldik, bulduk. Bir otopark sorduk. Okları takip ettik. Geldik yukarıda merkezde. Ben böyle parkın fiyatını görünce böyle oldum. Ertem, 100 lira nasıl yok? Gel hemen ara sokaklara bulalım. Bir yer bulalım, öyle gidelim. Ondan sonra kız derdin dedi, başlarım dedi, böyle dedi işincine, ver gitsin dedi. Verdik gittik, şimdi kumru yiyeceğiz. Şimdi Erdinç, biz Alaçatı'ya geldik bir maceralı bir navigasyondan sonra. Sonra bir otopark aradık, bulduk. Ne oldu Erdinç? 100 lira verdim. Kodak eski. Valla değil mi? Tabii, sallam. Şimdi burası La Bohème Boutique diye antika eşya alıp hem de satan bir yermiş. Ve içerisi kahve fincanı, her ne fincanla kahve içiyoruz. Acayip zevkler yapmış. Evet, sen bana 1940'ları anımı satan bir fincanı. Nasıl? Beğendiniz mi? Bu XH2S ile ilgili ilk basit tanıtımıydı. Çok daha derinlemesine inceleyeceğim. Gerek fotoğraf kabiliyeti, belki bir XT4 ile kıyaslama yaparız. Yani XT4 ile sadece fotoğraf çekiyorsanız XH2S'e geçmeye değer mi, değmez mi, onları inceleriz.
Bir de video tabii becerisine ve otofokus farklarına çok yakından değineceğiz. Dolayısıyla birkaç videoluk bir seri olacak XH2S ile ilgili. Valla sevgili dostlar, umarım bu içerik hoşunuza gitmiş ve sizlere değer katmıştır. Beğendiyseniz lütfen beğenme butonunu ıskalamayın. Hala abone değilseniz ne yapsınlar seçim? Bir an önce abone olun. Ki bu kitleyi çok daha beraber sizlerle beraber genişletelim, ailemizi büyütelim ve bu içerikleri daha çok insanlara ulaştıralım. Vallahi şimdilik söylenecek bir şey var. Yani huzur ile kalın, sağlık ile kalın, keyif ile kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çamaç. Ben Yengi. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar.